Ne oldu, bitti mi aylık fişlik kotanız, doldu onların mu? Onların dış iç seslerinden bir de sıkıldım kardeşim ya. O derece yani. Vallahi. Bunlar bu işte, bu evde ne işe yarıyor? Bunlar en azından ilişki yaşıyor bunlar. Ne işe yarıyor? Diğerleri ne işe yarıyor? Bana onu söyle. Nur ve... Kavga etmeye çalışıyorum. Ha. Siz ne işe yarıyorsunuz? Bak, girdi. He? Aldı bir şeyi. Alır bir dakika, o. Bir dakika, siz ne işe yarıyorsunuz? Hadi söyleyin bakayım bana. Hadi aşk. Ha? Biz olmasak nasıl eğleneceksiniz? Takmışsınız orada iki tane ipten boynunuza fişlikçiler tim diye. Onlarla takılıyorsunuz. Takılı, biz ne işe? Bana sarmayın oğlum. Şş. Ya bak, sen kimsin ya? Siz ikiniz beni karşınıza almayın. Sen hayırdır ya? İki böyle dalga geçtik diye birden böyle sanki üstümüze gelmiş gibi havalara girdin. Hayırdır Emre Beyli? Uğraşmanızı mı istiyorsun? Ayırdık ama kalmadı. Biz zamanında düşmanlarımız için uğraştık. Prim yaptırdık. Ben dostum da prim yapsın diye ağzımı açarım. Hazal, Emre, Hazem fanlarına gerçekten çok teşekkür ediyorum. Mükemmel bir şey olmuş. Hazem fanlarına teessüf ederim. Ne yaptınız abi burada? Hazem ailesine de buradan teşekkür da ederiz. Sana gelmiş kardeşim. Vallahi diyorum bak. Bir şey söyleyeceğim. Niye geldiniz? Ali, Serhat Doğru. Sizin hoş geldin. İyi ki geldin. Umarız o evde senin için en hayırlı olan kişiyle çok mutlu olursun. Hazal ve Emre'ye destek olduğun için teşekkür ha, ederiz diye teşekkür sana da göndermiş. Hayır, şimdi çok Erdem'e de aynı şey, Ali'ye de aynı şey. İkisi de aynı adaya bu yazıyor. Geçen hafta bir Mehtap'la benim tartışmam vardı ya kanka. O gün siz ikiniz oradaydınız yani. Ben görmüştüm sosyal medyada. Onunla da alakalı bayağı bir şey yazmışlardı. Büyük ihtimalle o günün etkisi de çok fazla. Bu da neyi bir kere daha gündeme getiriyor biliyor musun? Senin bu söylediğin. Şunu bugüne kadar yaptığın iyilikler değil. En son yapılan şey insanların aklında kalıyor. Hay Allah. Tüm haberler evine. Çünkü görüntüm düzelecek. Tamam, Hatun onları akşam alırsın. Şey alırız beraber. Senin evde dursun. Sonra evimize, uğraştın kendi evimize mı? Evlenip taşındığımızda. Nasıl yazık? Resmen çeyizimizi yaptık. Bir şey söyleyeyim mi? Erdem'e karşı hiçbir duygum yok. Ve hiçbir zaman da olmadı. Bunu açık açık söylüyorum. İşte Allah Allah. Hiçbir zaman olmadı. Açık açık söylüyorum. Hiçbir zaman da olmadı. Bir şey oldu mu? Acıdı, öp. Hadi git tamam. Hadi gidelim artık. Hadi. Şu deminki lafı söyledim var. İlk gün şurada oturduğun Melis'i gördüm şu anda. Asma abi. Hoşça kal. Bye. Oo, çiçit peyniri var bunlar. Arkadaşlar kusura bakmayın benim biraz başım ağrıyor. Huzur yerine geldi. Dikkat et. Seviyorum seni. Seni seviyorum. Hastaneye biz gidiyorum. Evet, tamam kardeşim geçmiş şey olsun. Okay. Yapacağımız bir şey olsun. Deseri iyi misin? Ya biraz... Geçmiş olsun kardeşim. Sabahtan beri öyle. Geçmiş olsun. Dikkat et. Tam böyle düşecek. Yapacağımız bir şey yok kardeşim. No, thank you. Dikkat et. Eser. Tamam. Varsa bir şey zaten olur. Biliyorsun yakınım. Yani ara no hemen gelirim. No problem. Tamam. Peki mi? Abi bundan bunları ikram abi yeseniz ya. Yok yok sağ ol. Aynen yani. Yeriz abi. Hepiniz alsanıza buradan. Dolapta pasta da var. Batu'ya da getir kafayı dikin. Yemek isterseniz yiyin. Afiyet olsun abi. Burada turşu var. Bir iyilik yapacağım. Ha kızlar evine götür. Kızlara jest yap. Yok kardeşim ben senin gibi öyle hain düşüncelerde bulunmam. Ben burada çalışan diğer insanları da düşünüyorum. Abi seviyorum da çok abuk sabuk şeyler yedim orada yani. Midem kazın diyor neyse. Buradaki yeni adayların içerisinde gerçekten sana en uygun adayı bulmuşsun yani. O kadar söyleyeyim. Hep diyorum valla. Teşekkür ederim. Hep de takdir etmişim ilişkinizi. İlk günden beri biliyorsun. Gerçekten yine beni işte şaşırtmadı. Çok, çok mantıklı konuşuyor. Mehtap bizimle aramız abi iyi geliyor ya. Dan'ın sohbeti gerçekten böyle bir kardeş gibi akıl vermesi, fikrini bana söylemesi benim çok hoşuma gidiyor. Sağ olsun. Cansın. Vallahi. Yaşına göre çok olgun ya. Abi şaşırıyorum, vallahi şaşırıyorum. Kur'an çarpsın şaşırıyorum. Bak belki diyeceksin şaka maka, vallahi değil bak. Yemin ediyorum değil diye. Mi? Alakası yok yani. Eve geldiğim, konuk geldiğim gün de söyledim bak. Ben her zaman içimden geçerse onu söylüyorum biliyorsun. Eve konuk geldim yine söyledim. Dedim ki vallahi o kadar mantıklı konuşuyorsun ki yemin ediyorum izlerken diyorum helal olsun lan bu kıza. Çok, teşekkür ederim. Çok detaycı, çok güzel yakalıyor. Yalnız abi işte Mehtap'la arasında Mehtap'ın abuk subuk hareketleri var Dani'ye karşı ve çok dolmuş durumda. Fark ettim. Abi kız sıkılıyor, sıkılıyor. Mehtap arasında yok, bir sıkılıyor. Problem var. Yani problemi zaten ben de biliyorum. Mehtap yani abuk subuk konuşuyor. Sinirlenmiş ona. Benim de Mehtap'la hani aramdaki böyle bir diyalogun olmasına kızıyor haliyle. Abi senin payın yok ki bunda.
Kız, sen insan gibi konuşuyorsun, ne var işte bunda? İşte kızdı, o Mehtap agresiflik yaptı. Ben de onun öyle agresifliğine bir çıkış yapmadığım için bana kızdı. Sen olsun zaten. Seni biliyoruz, tanıyoruz abi. Abi işte ben şunu söylemek istiyorum. Bana uyardı beni, uyarmadı değil. Ben seni uyarmıştım diyor bu konuda. Ve ben sevmiyorum böyle uyarılar, kısıtlanmalar. Hani Mehtap'la ben evet Mehtap'ı tasvip etmiyorum. Mehtap'ın hareketlerini hiç tasvip etmiyorum. Mehtap'la bu evde en çok uğraşanlardan biri zaten bendim zamanında. Ama Mehtap'ın da bu evde ilk kanka olarak tanıyan bendim. Hatırlıyorsun. Aynen, sen bu dedin o zaman. Ben de sana çok güzel bir şey de yaptı orada. Gel dedi, konuş o zaman ya dedi. Çöz de, problemini. Yani problem çözülmesi. Geldi ondan sonra kızdı yine. Yani tam çıkarken bayağı gıygıyı yaptı bana. Ya ben tamam, sevmiyorum ya. Böyle arada. Bak şu olayı ben sevmiyorum. Bana bu olayı yaptı ilk defa. Ben de ona yaptım. En sevmediğim şeylerden biri. Bir şey olmaz abi, olur öyle arada. Ya benim için şey yani sen... farkı yok. Ama... Bu işte aman işte şununla konuşma bununla konuşmadan farkı yok ya benim Tarkut, için. Ya Tarkut bir şey söyleyeyim mi? Bu evde Allah'ını seversen kim ilişki yaşayıp da tartışmıyor? Öyle gelmiş. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bir yandan da iyi bence. Bence sen pozitif bakmalısın bu konuya. Allah. Niye? En azından birbirinizi daha iyi anlamaya çalışıyorsunuz bazı konularda. Evet. Abi onun üzüldüğünü gördüm. Ben seni tanıyorum. Daha dikkatli olacaksındır. O da aynı şekilde senin üzüldüğünü bildiği bir şeyi bir daha yapmamaya çalışır. Hayır yani Mehtap yüzünden kavga etmeyi sevmiyorum. Ne oluyor? Mehtap'ın istediği oluyor şu anda. Abi kadındır, kıskanır. Kıskanacak bir şey yok yani, ki ya. Ya hayır, ne yok da. Mehtap, hani biz onlardan biraz daha böyle kontrollü yaklaşan bir varlığız. Anladın mı? Hani kadın milleti kıskanır, hafif olur bu yani. Boş o anlık kıskançlıkla yapmıştır. Olabilir. Yani sinirlenmiştir. Anladın mı? Mehtap'ın o tarafında senin de onunla muhabbeti uzatmana sinirlenmiştir. Bu da altyapıda biraz da kıskançlık bunu tetiklemiştir. Çünkü sana değer veriyor ve değer vermediği bir insanla senin bu kadar muhatap olmanı istemiyor. Yani amacını şey olarak görüyor Mehtap'ın, hani ben tartışayım konuşayım da hani ben orada bileyim olayım yani. Erdem o orada bizim, ben de olayım bizim anlamında. Bizim anlayışımıza biraz, benim yani ilişki anlayışıma biraz ters düşüyor şu anda ki onun hani kısıtlamaya çalışıyor şu anda benim hareketlerimi. Ben onu o yüzden sevmiyorum. Sen yeter ki sen...